Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir memlekette, zamanlardan eski bir zamanda, bir kentte aynı anadan olmayan ama birlikte yaşayan ve hayatlarını kazanmak için yün eğiren üç genç kız kardeş varmış. Bunların üçü de çok güzelmiş. Ama en küçük kız en güzel olanları ve elleri en becerikli olanıymış. Kendi başına iki kız kardeşinden fazla iş yaparmış. Ve onun eğirdiği yün de en iyi eğrilmiş ve kusursuz olanıymış. Böylece aynı anadan olmayan iki kız kardeşini kıskandırırmış. Bir gün küçük kız yün satarak biriktirmiş olduğu parayla çarşıya gitmiş. Yün eğirdiği sırada içine çiçek dikip önüne koymak için küçük bir saksı satın almış. Ama küçük saksısı elinde eve döndüğü zaman iki kız kardeşi onu gereksiz harcama yapmakla suçlayarak onunla alay etmişler. O da heyecanlanıp utanarak ne diyeceğini bilememiş ve kendini avutmak için bir gül fidanı alıp bu küçük saksıya dikmiş. Sonra da saksının ve de gülünün önünde yününü eğirmeye koyulmuş. Meğer küçük kızın satın almış olduğu saksı sihirli bir saksıymış. Sahibi ondan yemek istediği zaman onun önüne nefis yemekler getiriyor, giyinmek istediği zaman da harika elbiseler getiriyormuş. Ve küçük kızın nasıl bir arzusu olursa onu da yerine getiriyormuş. Ama genç kız diğer kardeşlerini daha fazla kıskandırmamak için bu saksının sırlarını onlara açıklamaktan çekinmiş ve onların önünde onlar gibi giyinir, hatta onlardan daha gösterişsiz bir şekilde yaşarmışçasına hayatına devam edermiş. Ama kız kardeşleri evden çıkınca o tek başına odasına kapanır, küçük saksısını önüne koyar, onu tatlı tatlı okşar ve ''Benim küçük saksım, ben bugün senden şunları istiyorum.'' dermiş. Bu sözleri söyledikten sonra saksı, güzel elbiseler, şekerlemeler gibi genç kız ne isterse onları hemen yerine getirirmiş. Onunla baş başa genç kız ipekli, altın işlemeli giysilerle donanır, mücevherler takınır, parmaklarına elmas yüzükler takar, bileklerine bilezik, ayağına halhal geçirirmiş. Genç kızın bunlarla işi bitince küçük saksı bunların hepsini yok edermiş. Genç kız saksıyı tekrar alır, içindeki gülle birlikte önüne koyar ve kız kardeşlerinin yanında yününü eğirmeye gidermiş. Böylece kız kardeşlerinin yanında fakir, kendi başına kaldığında varlıklı olarak epeyce bir zaman yaşamış. Günlerden bir gün bu kentin şahı kendi adına yapılan şenlikler dolayısıyla sarayında büyük eğlenceler düzenlemiş ve bu eğlencelere kentteki bütün insanları çağırmış. Bu üç genç kız da aynı şekilde davetliler arasındaymış. İki büyük kız evlerinde bulunan en güzel elbiseleri giymişler ve küçük kız kardeşlerine ''Sen burada kalıp evi gözeteceksin.'' demişler. Ama onlar gider gitmez genç kız hemen odasına girmiş ve küçük saksısına ''Benim küçük saksım bu akşam senden, hepsi de en zengin ve en güzelinden olan yeşil ipekten bir giysi, kırmızı ipekten bir ceket, beyaz ipekten bir harmaniye ve parmaklarım için güzel yüzükler, bileklerim için firuze bilezikler ve ayak bileklerim için de elmastan halhal istiyorum. Ayrıca bana sarayda en güzel olmam için daha ne gerekliyse onları da bu akşam hepsini senden istiyorum.'' demiş.
ve küçük saksı genç kızın istediği her şeyi bir anda odanın içerisinde hazır etmiş. Böylece genç kız dilediği her şeye sahip olmuş. Yeşil ipekten giysisini giymiş, kırmızı ipekten ceketini giymiş, yüzüklerini, bileziklerini, halhallarını takmış. Ondan sonra da şahın sarayına gitmiş ve orada kadınlar için düzenlenen eğlencelere katılmak üzere hareme gitmiş. Haremde sanki yıldızların ortasındaki ay gibi görünmüş. Giydiği kıymetli elbiseler ve taktığı yüzükler, bilezikler, elmas halhallar onu öyle bir hale getirmiş ki kardeşleri dahil hiç kimse onu tanıyamamış. Bütün kadınlar yanına gelmişler, onu hayranlıkla seyretmişler ve yaşlı gözlerle, kıskançlıkla ona bakmışlar. Genç kız da onların bu gıpta dolu bakışlarını sanki bir sultan gibi tatlılık ve incelikle kabullenmiş ve böylece orada bulunanların yüreklerini fethetmiş ve bütün kadınlar onu kıskanmış. Ama eğlence sonuna yaklaşırken kız kardeşlerinin kendinden önce evde bulunmalarını istemediğinden şarkıcıların tüm dikkatleri çektiği bir anda haremden gizlice kaybolarak saraydan çıkıp gitmiş. Ama oradan kaçarken o kadar acele etmiş ki ayak bileklerindeki halhallardan birini şahın atlarının sulandığı su yalağının içerisine düşürmüş. Genç kız bunun farkına varmadan hemen evine dönmüş ve kız kardeşlerinden önce oraya ulaşmış. Ertesi gün saray seyisleri atları sulamak üzere onları su yalağına getirmişler. Ama şehzadenin atlarından hiçbirisi su yalağına yanaşmak istememiş. Hepsi birden irkilip burun delikleri genişlemiş ve şiddetle soluyarak geri çekilmişler. Çünkü suyun dibinde parıldayan ve ışıltılar saçan bir şey görmüşler. Seyisler onları yeniden yalağa doğru yanaştırmışlar ve ısrarla ıslık çalarak su içirmek istemişler. Ama atlar şaha kalkıp çifte atarak dizginlerini zorluyorlarmış. O zaman seyislerden birisi su yalağının yanına gitmiş ve orada genç kızın ayak bileğinden düşürmüş olduğu halhalı görmüş. Seyisler hemen su yolunda buldukları bu halhalı şehzadeye götürmüşler. Şehzade elmas halhalı incelemiş ve onun sarabileceği ayak bileğinin bu kadar ince olmasına şaşakalmış ve kendi kendine böylesi bir halhalın kavrayacağı hiçbir ayak bileği yoktur diye düşünmüş. Onu elinde o tarafa bu tarafa evirip çevirerek taşların en küçüğünün bile şah babasının tacındaki bütün mücevherlerden daha değerli olduğunu görmüş. Kendi kendine, "Vallahi benim bu kadar büyüleyici ayak bileğinin ve bu halhalın sahibi olan genç kızla evlenmem gerek," demiş. İşte o anda gidip şah babasını uyandırmış ve elmas halhalı ona göstererek, "Ben bu halhalın sahibini eşim olarak almak istiyorum," demiş. Şah da ona, "Evladım, bu işlere annen bakar. Sen gidip onunla konuş. Çünkü ben bu işleri bilmem, o bilir," diye cevap vermiş. Şehzade hemen gidip annesini bulmuş ve ona elmas halhalı göstererek, "Anneciğim, beni bu elmas halhalın sahibiyle evlendirmelisin. Çünkü babam bu işi kendisinin değil senin bildiğini söyledi." Şehzadenin annesi de tamam diyerek cevap vermiş ve nedimelerini çağırmış. Onlarla birlikte bu elmas halhalın hangi bileğe takıldığını
onun sahibinin kim olduğunu aramaya çıkmışlar. Bütün kadınların ve bütün genç kızların ayaklarında bu elmas halhalı takarak denemişler. Böylece kentin bütün evlerini dolaşmışlar. Ama bu halhal denedikleri bütün ayaklara çok büyük gelmiş. 15 günlük nafile bir arayıştan ve denemelerden sonra üç kız kardeşin yaşadıkları eve gelmişler. Ana Sultan kendi elleriyle elmas halhalı üç kız kardeşin ayağında denemiş. Sonra en küçük kız kardeşin ayağına harika bir şekilde uyduğunu görünce bir sevinç haykırışı koparmış. Ana Sultan genç kızı alnından öpmüş. Yanındaki kadınlar da genç kızı tebrik etmişler ve Ana Sultan genç kızı elinden tutup saraya götürmüş. Orada şehzade ile evlilikleri hemen kararlaştırılmış ve 40 gün 40 gece sürecek düğün hazırlıklarına başlanmış. 40. gün genç kız hamama götürüldükten sonra kızın sevincini paylaşanlar ve Nedime olarak saraya çağrılan kız kardeşleri kendisini giydirip saçını taramışlar. Genç kız kendisine gösterdikleri bu samimi sevgi karşılığında küçük saksısının sırrını onlara anlatmış. Ve onlar da sihirli saksı sayesinde en güzel giysiyi ve en değerli mücevherleri sağlamak hiç de güç olmamış. Kızın giyinmesi, süslenmesi bitince güzel saçlarının üstüne sorguç şeklinde büyük elmas iğneler yerleştirmişler. Oysa sonuncu iğne daha yerine yerleştirilir yerleştirilmez genç gelin bir kumru haline dönüşmüş ve kanat çırparak sarayın penceresinden uçup gitmiş. Çünkü kız kardeşlerinin saçlarının arasına soktukları iğneler genç kızları kumrulara dönüştüren sihirli iğnelermiş. İşte iki kız kardeş kıskançlıklarından dolayı en küçük kardeşlerini saf dışı etmek üzere küçük saksıdan bu iğneleri istemişler. Küçük saksı da onların isteklerini geri çevirmeyerek bu sihirli iğneleri onlara vermiş. Ama o iki kız kardeş de kıskançlıkları ve kinleri sebebiyle en küçük kız kardeşlerini bu iğne ile bir kumru haline dönüştürmüşler. Şehzade gelin hanımı almaya geldiğinde kız kardeşler ona gerçeği anlatmamışlar. Ve ona kız kardeşlerinin bir an için dışarı çıktığını ve bir daha da geri dönmediğini söylemişler. Şehzade biraz bekledikten sonra gelin hanımın ortaya çıkmadığını görünce bütün sarayda, sonra da şehirde ve tüm ülkede onu arattırmış. Ama bütün bu aramalar hiçbir sonuca ulaşmamış. Genç kızın ortadan yok oluşu şehzadeyi acılara boğmuş, eritip tüketmiş. Başına saplanan sihirli iğnelerle bir kumru haline gelen genç kız ise her sabah ve her akşam gelip şehzadenin penceresinin önüne konarmış. Sonra da o pencerenin önünde bu kumru kuşu uzun uzadıya kederli bir sesle dem çeker dururmuş. Şahın oğlu da onun kuğuldamalarının kendi hüznüne cevap verir gibi olduğunu anlamış ve bu kumruya çok ısınmış. Artık kumru her sabah ve her akşam gelip onun penceresinin önünde dertli bir sesle kuğulduyormuş. Şehzade bir gün bu kuşun hiç kaçmadığını görerek elini uzatmış ve onu yakalamış. Kuş da onun ellerinde hazin kuğultusunu sürdürerek silkinmeye başlamış. Şehzade avucundaki kumru kuşunun tüylerini sıvazlamaya ve başını okşamaya başlamış. İşte böyle şehzade
avucundaki kumru kuşunun başını okşayıp dururken birden parmaklarının altında iğne başı gibi bazı küçük cisimleri hissetmiş. Ve bunları gören şehzade kumru kuşunun bu iğnelerin acısından böyle hüzünlü bir şekilde guğuldadığını düşünmüş ve onu bu acıdan kurtarmak istemiş. Sonra çok dikkatli bir şekilde kumru kuşunun başındaki bu iğneleri birbiri ardına yavaşça çıkarmaya başlamış. Bir iğne çıkarmış, iki iğne çıkarmış, böylece sonuncu iğneyi de çekince kumru kuşu birden şehzadenin avucunda silkinmiş ve yeniden genç kız olmuş. Bunu gören şehzade hayretler içinde kalmış ama evleneceği kızı karşısında gördüğü için de çok sevinmiş. Şehzade müstakbel eşiyle kavuşunca hemen ondan başına neler geldiğini anlatmasını istemiş. Genç kız da başına gelenleri bir bir anlatmış. Böylece iki kız kardeşlerinin kıskançlıktan dolayı yaptıkları kötü şey de ortaya çıkmış. Şehzade iki kız kardeşi cezalandırmaları için onları şehrin hakimine, yargıcına teslim etmiş. Bundan sonra yine şehirde 40 gün 40 gece sürecek bir düğün için ilanlar yapılmış. 40 büyük kazanda 40 çeşit yemek pişirilmiş ve 40 gün 40 gece bütün misafirler bu güzel yemeklerden yemişler. Düğüne katılanlar tüccarlar, zenginler, fakirler, işçiler, çiftçiler, velhasıl bütün şehir halkı genç şehzade ile genç kızın mutluluğuna ortak olmuşlar. Bundan sonra şehzade ile hanımı rahat ve mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamışlar. Onların çok güzel de bir çocukları olmuş. Torunları olduktan sonra şah babası tahtını şehzadeye devretmiş. Eski şah ve ana sultan günlerini torunlarını severek ve Allah'a dua ederek şükrederek geçiriyorlarmış. Yeni şah ise halkının refah ve mutluluğunu arttırmak için var gücüyle çalışıyormuş. Bu işte de onun en büyük yardımcısı hanımı imiş. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.